10 kadar arkadaşımız herhalde şimdi gelecek. Hepimize günaydın. Günümüz mucize ötesi dolsun. Lütfen doktor hanım buraya gelin ve kuyruk sokumunuzdaki o deformasyonu hem size anlatın. Alparslan Bey, röntgen cihazı ne zaman gelir? 11'de gelecek. Tamam. Biz 11'de röntgen cihazında skolyozlarımızı görüntüleriz. Tamam. Şu anda bir kuyruk sokumu düzeltelim. Tamam. Evet, kuyruk sokumu zaten röntgende belli görülebilirdi, görülemeyebilirdi denildi. Peki şimdi lütfen bayan doktorlardan bir kontrol etsinler lütfen bayan. Şöyle oldu, ben bir kafeteryaya gitmiştim. Ayağım kayarak okul üzerine düştüm. Ondan sonra yani uzun süre her hareketimde ağrı hissettim. Şu anda ağrı çok hissetmiyorum ama yine de var. O zaman röntgen çekildi, her şey çekildi. Çok büyük bir kemik olduğu için net bir şey görülemedim. Yani parmağınızı o kuyruk sokumu üzerinde dolaştırdığınızda şekil bozukluğu falan hissediliyor mu parmağınızda? Onlar hissedilmiyor ama ağrı olarak hissediliyor. Şu an ağrısı var mı? Şu an yok. Ama tamam. Yine de mesela diyelim sert bir dokunduğumda ağrı hissediyorum. Tamam. O zaman size şimdi şu sert zemine oturun. Buraya evet. Tamam, burası ve bir de başka birimizde var mı acaba tamamen deformasyona uğramış fark edilecek? Tamam. Sizce şeklinde bir bozukluk var mıdır? Belki çok mu diktir? Ne dediniz? Yok. Şeklinde bir problem yok mudur? O zaman ağrıya sebep ne oluyordur? Dışarıdan istediğim bağlantı. Kırık el. Sonra kaynak. Çatlak. Biraz eğilip tamam. Tamam. Yeterli. Sizin hemen bu sıkıntıdan sizin kurtulmanızı sağlayacağız. Peki isterseniz bir dakika oturun. Bir başka arkadaşımız da var mı? Şöyle belirgin, bariz şekilde. Benim bir hastam daha var böyle. Ama uzakta. Burada kontrol edebileceğimiz bir durum olsun. Tamam. Başka adam da bir şey vermek istiyorum. Sonra fizik tedavisinde başka yok. Bir tek benim. Var mı başka? Evet. Şimdi bu tip rahatsızlıklar aile var, belden yapılan. Öncesi ve sonrası özellikle ben kendi adıma bir tedavi olarak bir doğumluğum olduğum için arada farklı var mı görmek istiyorum. Ama doktor adına ise özel olarak sadece belden bir seviye tespiti yapacağız. O seviye tespiti değişiyor. Çünkü kuyruk sokumu sıkıntılarda belden hatta boyuna kadar giden seviye kaybı var. Aynı zamanda varayan terapistim çünkü. Orada bir farklılık varsa hem kendi adıma hem arkadaşım tamam. Biraz daha artı katkı olur diye düşünüyorum. Bizim onu söylüyorum. Öncesinde müsaade bir bel muayenesi. Ben de sanırım bel kapıların düzeyine. Düz o düzeye bakıyorum. Bana böyle tekrar kasları, tamam. Ve kuyruk sokumunu düzelttiğimizde bakalım ona bağlı olarak hangi omurları düzeltiyoruz ve durum ne? İsterseniz şimdi bir bakın. Ve siz ona bakarken sizde ne vardı? Kuyruk sokumuyla alakalı. Tamam. Kalçaya, sonra ayak kısalığına biraz sonra bakacağız. Tabi omurlar, skolyoz, omurlarda skolyoz oluştuğunda ayaklardan birinin kısa olma ihtimali, kısa yani birinin diğerine göre kısa olma ihtimali yükseliyor. Normalde 10 kişinin bulunduğu yerde benim test ettiğim kadarıyla bir kişide kuyruk sokumu
rahatsızlığı oluyor. Tamam, sizler sağlığınıza dikkat ettiğiniz için ya da sürekli kendiniz sağlık doktor olduğunuz için bunun çözümünü bulmuşsunuz. Gene bir geçirin aklınızdan, belki birinizde daha vardır bir kuyruk sokumu. Tamam. Biraz sonra onlara geçeceğiz. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları, skolyozlar. Sizde var mı? Tamam. Yamukluk var mı? Yamukluk var ama ağrıyor. Tamam, olsun. Hayır, hiç ağrı... Bir dinleyelim. Hiçbir ağrısı olmayacak. Tamamen kurtulacaksınız. Tamam, buraya gelin lütfen. Bak, bizde zaten o... Hiçbir ağrı hissetmezsiniz. Belki ancak bir sinek ısırığı kadar. O da 3-4 dakika sonra sıfırlanır. Lütfen buraya gelin. Doktor arkadaşlar test edecek. Evet, lütfen. Hayır, muayene değil sadece. Şuraya gelin, siz dokunun o kısma. Ödenen çekilmiş filmim olmadığı için radyolojik olarak da düzeltiyorum. Olsun, şu an elinizle bir bakın. Parmağınızla bir kontrol edin. Şu anda bekleyelim. Kendisini dinleyelim. Şu anda sessizliği biraz sağlayalım. Elinizle bir dokun. Ama şu şeyi çekmesi kalır mı? Tamam, siz bu tarafı çekse. Zaten sizi çekmiyor. Tamam. Bu tarafı çek. Lütfen siz kontrol edin. Bakın bu tarafı çekiyor. O kuyruk sokumunuzda dediniz ya, hafif bir eğrilik var. Evet. O biliyordur ama zaten. Bir saniye şöyle bir kontrol etsin. Ve siz de kalkın bir kontrol edin. Evet, istiyor. Açılıp bakılmasını istemiyor. Öyle dışarıdan bakılmasını istiyor. Hayır hayır, burada. Burada. Arkadaşlar biz, yani çekim olmuyor. Biz hekimiz götürelim yani. Tamam. Ya kimse açılmıyor, soyutmuyor. Yatması lazım dedi. İki tane sandalye şurada. Peki başka bir arkadaşımız ayaktayken bakabilir mi? Bir ayaktayken bakın. Tamam. Şurada bir yan tarafta bakın. Yan tarafta bir kontrol edin. İsmet vermiyor. Tamam, istemiyor. Lütfen siz hanımefendi kuyruk sokumuna bir bakar mısınız? Şimdi. Tamam, hemen bakalım. Burada tamam. Ve bir de bu iki tane kuyruk sokumundan hariç ayrıca şunu da isteyeceğiz. Kimde? Kifoz var olayı. Kifoz, yani ben ancak işte sonradan sizlerden öğrendim kadının ismini. Bel kısmında şurada içeriye doğru bir santim, iki santim. Değil mi? Şuradaki. Buradakine ne deniyor? Lordoz. Lordoz, tamam. Lordozu olan ilk defa duydum. Bende kifoz var. Tamam. Burayı bir dinleyelim. Şimdi lütfen bir sessizlik oluşsun. Tamam. Sessizlik oluşsun. Aynen öyle. Tamam. Ya, bir parmak yukarıda, bir parmak aşağıda. Tamam. Şu an röntgen ihtiyacı duyurmayan çalışmaları yapacağız. Röntgen cihazı gelinceye kadar. Bunun düzeldiğini biz yine anlarız değil mi, röntgen olmadan? Tamam. İsterseniz oturmayın, burada durun. Başka kimse de var mıydı? İki arkadaşımız da. Baktık. Tamam. O zaman çalışmaya ben başlayayım. Sonra bunun nasıl yapıldığını, bu enerjileri nasıl çağıracağımızı öğreteceğim, anlatacağım. Bilgi paylaşımında bulunacağım.
Ben de iki arkadaşımızı aynı anda çalışacağız. Şu an saate bakıyorum. 9:23. Tamam. İstersen şöyle ortaya doğru gidin. İkinci de ortaya doğru gidin. Hatta bir adım öne geçin. Yaptığım çalışmanın ne olduğunu biraz sonra sizlere söyleyeceğim diye başladım. Siz de gözlerinizi kapatın. Sadece sessiz olun. Gözlerinizi kapatın. İkiniz de gözlerinizi kapatın lütfen. Tüm salonda bir konsantrasyon. Yok, siz hiç gözünüzü kapatmayın dedi. Çünkü zaten nasıl yapıldığını henüz anlatmadım. Öyle gözleriniz kapalı. Benim de gözüm kapalı. Bunu bir dakika daha sürdürmek istiyorum. Şu an lütfen bir dakika. Önce gözlerinizi açalım. Sizinki elle muayene edildiğinde anlaşılıyor diye bir bakınca. Bir bakalım. Az önce gittim. Az önce. Şimdi eğer %50 civarında bir İyileşme olduysa belki bir dakikaya da ihtiyacımız olur fakat bitti. Bir bakayım da eğer düzeldiyse... Bir sus, sessizliğimizi koruyalım. Öncesinde yaklaşık bir parmaş yiyordu. Şimdi şu şekilde seviye. Yani biraz daha çalışılabilir. Öncesinde biraz peki. Daha iyi. %50'lik versek ne? %50 daha iyi. Tamam. Kaç dakikada oldu bu? Bir dakika. Peki şu anda hiçbir çalışma yapmayacağım. Sadece hiç çalışma yapmadan 2 dakika geçmesini isteyeceğim. 2 dakika burada durun. Ve biz bir de doktor hanımı da görelim. Lütfen oraya geçin. Hani siz... Pardon. Öyle değildi değil mi? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sizi bir daha zahmete koymamak için... Tamam. Sizi zahmete koymayalım. 2 dakika bekleyelim. Tamam. Ben dilimde o kısımda bir hareketlenmesi. Zaten bu çalışmada bugün baştan sona çalışmamız enerji olacak. Bedeninize hissettiğiniz enerji dolaşımlarını göreceğiz. Ve ben şu an bir çalışma yapmıyorum.
düzelme şu an kendini sürdürüyor. Ve bu öyle ağrısız, sızısız bir şey ki hocanın mesela şu anda hiçbir şey hissetti mi? Sinek ısırığı dahi hissetmedi. Siz? Ben hissediyorum. Yani kaç şey, sinek ısırığı? Ağrı değil. Evet, o bile sinek ısırığı bile değil. Sadece bir şeylerin bedeninde bir enerjinin dolaştığını hissediyorum. Şu an bir dakikası geçti. Kaldı bir dakikamız. Isı arttı. Artıyor. Böyle anlık bilgilendirme verirseniz de sevinirim. Şimdi dizlerimi bandırlarına kadar gelen bir ısı artımı var şu anda. Valla Anka olmayı unuttum. Çünkü benim artık İyi hatırlattın. Benim artık Anka ayrıca olmak gibi bir ihtiyacım yok. Zaten Anka'yım. Ben unutmuştum Anka olmayı. İyi ki hatırlattın. Geriye dönüşü var mı? Geriye dönüşü yok. Söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim zaten. 30 saniye sonra hem kontrol edelim. Manisa Spir Dağı'ndan 4 enerji getirdim buraya. Doktor, biz ön tarafta oturmuş sandalyeni salıp çünkü çok gerektiksiz. Başka bir dal bandı olur. Yere çok iyi diye sordum. Henüz ben... Tamam. Henüz başka bir dal keşfetmedim. Manisa Spil Dağı'ndan 4 enerji getirdim buraya. Bir de Allah'ın nurunu getirdim. Gelmesini istedim. Hepsini o kadardı. Ve şimdi çalışmaya bakacağız. Spil Dağı'nın 700, 1200, 1500, 1650. metresinden. Neden orada? Ya onların, bu soruların devamı seneler sürebilir. Sonra evet. Tamam, çok güzel söyleyeceğim kesinlikle. Kesinlikle zaten onu söyleyeceğim. Manisa Spil Dağı'nda ben geçen sene bu zaman bu enerjinin olduğunu bilmiyordum. 31 Aralık'ta, ertesi gün yılbaşı ya, 31 Aralık'ta öğrendim bunları. Ama 8 defa, 31 Aralık'a girmeden önce de 8 defa beni böyle bir şeyler çekiyordu Manisa Spil Dağı'na. Ben de çocukluk hatıralarım beni çekiyor zannediyordum. Evet, çocukluğum, gençliğim orada geçti, 23 senem. Beni hatıralar çekiyor zannederken 31 Aralık'ta anladım ki başka bir şey enerji çekiyormuş. Ve 2 dakikamız tamamlandı. Ben sizi görüntülemeyeceğim. Önce lütfen söyle. Topuğuma kadar inen topuklarında özellikle çok müthiş bir sıcaklık hissediyorum. Sıcaklık aynı zamanda sakından yukarıya doğru daha hafif bir şekilde tamam. Ve biz şimdi isterseniz ben isminizi Mehtap Hanım'ın kontrolünü yapalım. Ya, bu arada hocam ben de Manisa Spil Dağı'nın eteğinde Bornova'da yaşıyorum. Tamam, doğru. Manisa Spil Dağı'ndan Bornova çok net görünüyor. Arada da 25 kilometre ancak var. Spil Dağı'na geliyorsun. Bornova'da alıyor mu nasibini? Elbette. Hatta evet. Şu anda biz de nasibimizi aldık. Arkadaşlar şu anda %20 fark var. Yani %80 düzen. Dönebiliyor. Ben hiç çekmiyorum size. Rahat olun. Şimdi öne doğru eğilin. Yani %20 kalmış. Ben hiç çekmedim sizi. Tamamen bu tarafı görüntüledim. Ve o zaman biz 2 dakika daha vereceğiz. Size de 2 dakika daha verelim. Ne yapıyor? Kuyruk sokumundan çevreye doğru enerji iyileşme olarak devam ediyor. Ayak topuklarına kadar indi, boyuna kadar çıkacak. Yavaş yavaş. Ve bu
onu da göreceksiniz ki. Yani şu an belki kafanızda bu nasıl bir şey, olağanüstü falan diye düşünürseniz inin bunu hemen atın çöpe. Dünkü gördükleriniz ne kadar basit idiyse bu ondan da basit diyeceksiniz ki hocam bu kadar mı basit? Yani bunun için hani bu kadar basit bir şey nasıl çözüm getiriyor diye düşüneceksiniz. En basiti bu. Dünkü hep bilgi aktardım, bilgi aktardım ya. Dün herhalde 500 cümle kurmuşumdur veya 2000 cümle, o civarda bir şey kurdum. Bugün bilgi amaçlı belki 2 cümle kuracağım, hepsi o kadar. En basiti bu. Yeter diyebilirim. O zaman siz lütfen hanımefendiye bir gidin. Bakın. Teknik açıklamaya dönünce olur. Evet, lütfen. Oturmayın. Durun burada. Nasıl hissediyorsunuz? Hiçbir şey hissediyorum. Konuşurken yüzünüze çekebilirim. Konuşurken. Evet, şu anda. Tamam. Tamam. Sesinizi alabilirim ama konuşurken. Evet, lütfen tabii. Sesini yakından alıyorum. Hayır. Yani bu ilkokuldayken falan oldu. Ama ben üniversite çağında bile hani otobüsle eve gidip gelirken bile oturamıyordum yani. Bayağı uzunca bir süre devam etti. Doğum da yaptım, normal doğum. Hani o şey de değil ama ondan sonra geçti yani. Uzun süredir ben hiç şikayetim yoktu ama o eğrilik duruyor tabii ki. Çünkü çat diye bir ses geldi ben. O arayı da çocukken nasıl öyle iyi çektim, iyileştim. Şimdi bakabiliyor musunuz elinizle? Fotoğrafınızda yani. Yani şimdi baktım da düzeliyor ama düzeldi herhalde işte. Yani bir şeyleri düzeldi. Ve hiçbir şey hissetmiyorsunuz değil mi? Hayır, hiçbir şey hissetmedim. Kendi düzeldi işte. Peki, bir şeyler düzeldi. Normalde bunun cerrahi yoluyla tedavisi nasıl olur? Hoş geldiniz doktorum. Tamam. Sizin için söyleyelim ne yaptığımızı. Gerçi bir şey kaçırmadınız. Sadece kuyruk sokumu, deformasyonları, nasıl düzeltileri görüyoruz. Birazdan tekrar anlatacağız. Ben aslında sizlere odaklandığım için hocamdaki kuyruk sokumunun, siz şuraları bir yerlere baktınız, bir şeyler dediniz. Nesi olduğunu tam anlamış değilim. Şuralarda bir yerde iki tane kemik mi olur? Onların biri aşağıda biri yukarıda mı olur? Kemiğimiz ve kalça kemiğinin birleştiği ekleme. Onlar eşlenme, %80 eşleniyordu. Bir tane kaldı var hocam. Tamam. Tamam. Doktor bey gelinceye kadar söyleyin. Bugün boyun, daha doğrusu 33 tane omurun tamamı, boyun fıtıkları, bel fıtıkları, disk kaymaları, disk kayması şu. Skolyoz mu yoksa disk kaymısı diye başka bir şey? Bel fıtığı mı demek? Evet. Tamam. Tamam. Şuradaki... Skolyoz yani S çizme. Ha. Öne geriye S çizme ne oluyor? Kifoz. Kifoz. Tamam. Kifoz. Tamam. Şuradaki lak ne demiştiniz? Lordos. Lordos. Tamam. Şu lordosun... tamam. Bu lordosun... Düzelmesi 20 dakika. 2,5 santim derinliğe gitmiş olan bir lordosun düze çıkması 20 dakika. Hiçbir şey kendimde saklamadan mı biliyorsunuz? Ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Size yaptıracağız. Ben hiç karışmayacağım. Ya enerjiyi biz de çağırabiliriz. Hem de aynen. Çağıracaksınız anında gelecek. Hocam kendisi yani. Evet, yapacaksınız. Evet. Hatta öyle bir şey yapacağız ki ben buradan dışarı çıkacağım. Siz hani burada bir lordozu olanı ben tespit etmeden siz kendi aranızda lordozu olanı ya da olanları tespit edeceksiniz.
ben dışarıda çay içerken siz onun lordozunu kim istiyorsa o düzeltecek ve ben 5 dakika sonra ya da 10 dakika sonra geldiğimde size soracağım kimin lordozu verdi, kim düzeltti diye. O kadar. Bunlar inanılmaz derecede basit olan çalışmalar. Arkadaşlarımıza ses gitmesi için şu anda ben de tamam ben yaptığım çalışmaların nasıl olduğunu biliyorum da yine de içimde bir merak ne de o, ilk defa sizin gibi toplumun %1'lik kesimini oluşturan doktorların karşısındayım. Her ne kadar emin olsam da sonuçtan yine merak içindeyim. Doktor bir baktığında soldaki lomber vertebra torakale kadar bir parmak hep yukarı dizilindeydi. Sağdakiler aşağıdaydı. Ama öne eğilirken de zor eğiliyordu, ağrısı da vardı. Hem daha rahat eğildi hem de o parmaklar şöyleyken şu hale geldi. Yani şöyle diyelim, düzelme yüzde kaç? %95. Tamam. O %95'te asla kalacak değil. Bir dakika burada bekleteceğiz. Ya da isterseniz oturun bir dakika. Bekleyin. Tamam. O kadar daha çok enerji geliyor. ve başladığımızda 23'tü. 9:23'tü. Şimdi saat 9:39. 16 dakika geçmiş. 16 dakikada. Peki bunun adı ne? Tıptaki adı? Asimetrik tıpta aslında henüz oturmuş literatür adı yok. Sakrolyal asimetrik. Tamam. Sakrolyal asimetrik. Sakrolyal asimetri. Tamam. %95 oranında 16 dakikada düzeldi. Ve şimdi geçen saniyeler tık 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 düzeliyor. Bir de Mehtap Hanım'a lütfen bakın. Mehtap. Evet. Mehtap Hanım Ege Üniversitesi'nden mi? Evet. Tamam. Sibirin eteklerinden. İzmir. Mehtap Hanım profesör. Valla işte asıl benim aradığım şey şimdi ortaya çıktı. Ben bunu tamam. Bir saniye. Benim istediğim buydu. Böyle minnacık şeyler değil. Minnacık değil. Minnacık çekiyor. Tamam. Evet. Haydi. Bakalım. Ha, hanımefendininkini o kendisinin ifadesiyle büyük olan o durumu ben buradan çıkacağım. Siz halledeceksiniz ve ben geleceğim. Evet. Aynı arkadaşlar. Bir dinleyelim. Aynı. Hemen aynı. %1-2 o da ben profesyonel olduğum için bu işte fark ediyorum. %1-2 farklı ama aynı değil. O zaman bir dakika daha burada tutalım. %1-2'lik, %98'lik, %99'luk düzelmeyi %100'e çıkarmak için bir dakika daha bekler miyiz? Tamam. Mehtap Hanım bir dakika beklersiniz herhalde. Bu süre aslında belki narkozun etki süresidir normalde. Ameliyat olsa. Tamam. Kaç dakikada narkozun etkisi onları ameliyata hazır hale getiriyor? Kaç dakikada? 5. Tamam. Ha. Ve bu arada lütfen gelsene doktor hanım. Doktor hanımda da bir kuyruk sokumunda deformasyon demek yeteri kadar kapsayıcı olur mu acaba deformasyon dersek? Tamam. Bir baksınlar. Kuyruk sokumu deformasyonu var diyelim. Kim kontrol edecek? Doktor bey kontrol edebiliyor mu?
İsterseniz arkadaşlar biraz sessiz olursak hem bunu bizler her zaman uygulayabileceğiz. Bayan doktorlarımız da var. Burada dokunsunlar. Doktorum bir dokunsana. Tamam. Peki ama şey, bir de kuyruk sokumun üzeri kırıldığında şu kırılan noktada onu görmenizi istiyoruz. Hala duruyor yani. Duruyor. Ona bir bakın zaman. Tamam, şurada biraz fikir sahibi etsinler bizi, sonra içeride baksınlar. Evet. O kuyruk sokumu kırıldığı yerde ne kadar bir kemik çıkmış onu bir bulalım. Genel bir fikir sahibi olalım. Yani bayağı ben bir şey var. Tamam. Biz kontrol eden doktor hanımı dinleyelim. En arka sıraya da lütfen ses gitsin. Ne dediniz? Bayağı bir sertlik, dışa bombeleşmiş. Anime geliyor ya. Dur, şu kuyruk sokumunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, kaçıncı parçasında? Son parçası. Son alt bir şey. Son alt, tamam, bir ve ikincide kırılmış mı? Evet, doktor koşan, kontrol eden arkadaşımız var. Ama dışarı bombeleşmiş ve yönü değişmiş. Tamam. Tabii sağa doğru. O bombelik yani çıkıntı, nohut, fındık, ceviz, elma ne kadar? Ceviz diyebilir miyiz? Yok, fındıktan büyük. Yani fındık. Cevizle fındık arası. Tamam, cevizle fındık arası. Tamam, yarım bir ceviz. Tamam. Peki arkadaşlar, o var. Bir de lütfen öbür... Bel fıtıklarım da var benim, onlar olmaz. Niye olmaz? Her şeyde de var bel fıtıklarım. Tamam, şimdi lütfen bir de bakın hani diğer kontrole. Gamzeler dediğiniz onları bir karşılaştırın. Tamam, o şundan sonra. Skolyoz girdiğinizde bir sensör o. Rahat olun, sizden hiç görüntü almıyorum. Tamam. Şu seviyeye kadar sağ doğru da gideceğim. Şöyle. Ne kadar var? İsterseniz şuraya bir çizim yapmak ister misiniz? Yok, ben kendi bulduğum seviye çizim. Tamam. Şuraya da bize anlatmak için çizmek ister misiniz bir şey? Yoksa siz söylediğinizde hepiniz anlarsınız zaten. Evet, tamam. Yani onlar vertebiler ama hamakları ilerletiyor. Vertebi dediğiniz gamzeler mi? Hayır, kemikler. Ha. Aşağıda kaldı. Ben şöyle diyeyim, elinizi şurada göreyim. Yani omurga her öne indiği zaman bunlar eşit gitmesi gerekiyor. Tamam. Eğildikçe. Parmak aşağıda kaldı. Yukarıda bu şekilde. Belin seviyeye kadar geride kaldığı için. Tamam. Bir de kuyruk sokumunun ikinci parçasında. Alt bir ve ikinci parçası. Normal bir ceviz ya da ceviz... Büyük, tamam, yani cevizden küçük, büyük. Şu elinizle gösterin. Tamam. Yani şundan biraz daha büyük. Tamam. Bir, peki o kas dokumu mu sertleşmiştir? Orada bir kemik mi oluşmuştur? Kas gibi değil. Tamam. Orada normalde anatomide olmayan bir kemik mi gelmiş? Yani şöyle ucu şöyle şey ya. Bir diğer. Bir diyelim. Yani 33 parça olması gerekirken bu 34. bir kemik mi? Anatomide olmayan bir şey mi gelmiş? Yanlış kaynama olmuş. Evet, ucu kırıldığı için yani o döndü ve şöyle bir yumru oldu.
oluşturdu yani. He, tamam. Bir tane omur büyümüş, şeklini bozmuş. Tamam. O büyüyen, şekli bozulan, bildiğimiz kuyruk sokumundaki omur belki bir kesme şekeri kadardır. Ama şimdi bir ceviz haline geldiğinde normalinin kendi boyunun 3 katı kadar bir boy almış. Peki oradaki omur kendisini 3 katı bir hal almışsa onun eski haline dönmesi nasıl olacak? Bizimle mümkün. Hem şekil olarak normale dönecek, hem hacmi, her şey normale dönecek. Tamam mı? Peki, lütfen siz oturun. Hem de onu ben çalışmayacağım. Oturun. Siz düzelteceksiniz. Peki, şimdi artık buradaki doktor hanımları daha fazla ayakta bekletmeyelim. Tamam. Yani kanıt olur. O zaman 11'de tamam. Dur, kontrol edeceğiz. Evet. Doktor bey, lütfen bir bakın. Tamam. Röntgen filminde, röntgende görelim ki kanıt olsun. Evet. Burayı bir dinleyelim. Ne yapacaklar ki yüzünü? Tamam, duygularınızı söyleyin. Gelseydiniz ya. O zaman ben 1 yaşında olacaktım tabii ki. Şakaydı bu. Ne yapalım? Ben de bunu kuyruk sokumlarını, yani daha doğrusu iskelet çalışmalarını ben 1 Ocak'tan itibaren düzeltmeye başladım. Yani daha 11 ayı yeni doluyor. Ve bunu da söyleyeceğim size. 25 yıl boyunca bunu geliştiriyorsun, kendim için diyorum. 20. yılda ilk defa psikolojik terapilere uygulanır olduğunu test ediyorum. 22. yılda fiziksel hastalıklara uygulanabilirliğini anlıyorum. Son işte 25. yılda ise skolyoz, iskeletin tamamına uygulanabildiğini gördüm. Her şey bir basamak, bir adım adım ilerlemek şeklinde gerçekleşiyor. 1 Ocak'ta, 31 Aralık'ta başladı bu. Manisa Spirdağ'ında bu enerjiler geldi. Bu yıl, ya daha yıl olmadığı için 31 Aralık 2017. 1 Ocak diyelim. Daha bir yıl olmadı. Ben buraya getir diyorum. Buraya getir diyorum. Yok, göreceksiniz ki ben buraya getir diyorum. O kadar.
Tamam ve doktorun da bekletmeyelim. Hocam ben bir şey daha diyeyim. Benim diz ağrım da var. Sol diz ağrım sosyalde devam ediyordu. Şu anda sanki onda da bir rahatlama olacak gibi geliyor. Peki dizinizle yapamadığınız bir hareket var mıydı? Yaptığınızda zorlandığınız? Namaz kılarken ayağa kalkmak çok zor. Tamam. Şimdi burada böyle bir örnekleyin. Bu tarafa gelin, kafanız rahat olsun, çarpmasın. Evet. Tamam. O biz tüm bedene şifayı biraz sonra yapacağız. Tamam. Doktor bey bir bakalım mı? %100 oldu mu diye bakalım. Tamam, %98-99'du geçen sürede. %100 oldu. Hanımefendidekini röntgenle düzeltelim. Değil mi? Hani sizler de GETAT üyeleri olarak ve doktor olarak gittiğiniz yerlerde de sizden belki kanıt isteyeceklerdir. Şimdi enerji çalışmaya başlayalım. Bedenlerimize enerji yükleyelim mi? Ne dediniz? İşlemde ne yapıldı? Tamam, anlatacağım. Hemen anlatacağım. Şu anda siz bunu yapmak için yarım saatlik bir enerji depolama zorundasınız. Yarım saatlik. Ve depolayacağınız bu yarım saatlik enerji tüm ömrünüz boyu size yeter. Alparslan Bey, ben Fatih'ine şu enerji çalışmasından sonra ve röntgen cihazımız gelince, Alparslan Bey, doktor hanım da kuyruk sokumunun ikinci omurunda bir cevize yakın kemik büyümesi var. Daha doğrusu üçüncü omur normalin 3 katı kadar büyümüş, bir de şeklini değiştirmiş. Onu düzeltmek için röntgeni bekleyelim mi? Röntgende görünmeyi de bilir dedi de. Radyolog arkadaşlar, röntgende görünür mü? Duyalım bakın, bir radyolog doktorumuz konuşuyor. Lütfen dinleyelim. Şimdi arkaya ve lateral çekmek lazım ama bazen gözükmeyebilir. Bekleyemeyelim. Bence röntgene kafayı takmayalım. Yani. Takmayalım mı? Tamam. Öbür röntgende neler göreceğiz? Skolyozu olanların düzeldiğini göreceğiz. Tamam. Peki arkadaşlar, o zaman ben sizleri şimdi bu enerjilerle dolmanızı sağlayayım. Ve sonra da çıkayım buradan. Siz doktor hanımın kemiğini düzeltin. Ben dışarı çay içerken. Evet. Haydi şimdi yarım saat boyunca bir enerji çekeceğiz. Ömür boyu yetecek size. Biz şu an sizi sadece kuyruk sokumunuzu düzelteceğiz. Sonra onu. Şu an sadece kuyruk sokumunuzu, saat 11-12'de de diğer çalışmaları. Başlıyoruz. Arkadaşlar, bu şekilde çalışamayız. Şu anda hiç kimseye tedavi yapmayacağız, terapi yapmayacağız. Onun için hiç kimseyi çağırmıyoruz. Ve şu an kendimize bile çalışmıyoruz. Çünkü enerji çağıracağız. Sadece burada olan bizler enerji nasıl çağrılır görelim.
Herkese selamlar, saygılar. Kafetimiz sonsuz. 24 Kasım 2018 tıp doktorlarımızın Allah razı olsun hepsinden değer verip eğitimimize geldiği günün videosunu sizinle canlı yayında paylaşmak istedim. Haydın buraya. Bakalım sizinle paylaşacak başka ne var? Arkadaşlar eğitimlerimizi almak isterseniz... Doktor Bey lütfen söyleyin. Ne kadardır? Bu cumartesi, pazar ve pazartesi günü eğitimlerimiz online. Ama isterseniz yüz yüze eğitim almak dilerseniz Kaf Dağı'na gelin. Burada ben online eğitim verirken eğitim verdiğim salonda eğitimi benden yüz yüze alın. İster evinizde ister yüz yüze size kalmış. Eğitime katılmak isterseniz 0-507-192-06-20 video seçiyorum. O zaman başlıyoruz. Bir onu Doktor Bey lütfen söyleyin. Şu an size video ayarlamaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bence şöyle yapalım. Bunu kapatalım. Yeni bir video için.